Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. 23. mektup, 4. sualiniz. Mektubatta 4. sualiniz. Bu soruları daha önce bahis geçmişti. Hulusi abi ile Refet abi var. Üstadın iki tane talebesi. Birisi yüzbaşı, birisi de albaydır. Albay Hulusi. Üstada soru çok sormuşlar. Üstad da onları kırmamış. Allah razı olsun soranlardan. Soru ilmin anahtarıdır. Soru sormak da maharettir yani. Soru sorunca alimlerin o kapağı açılır, dökerler ilimlerini. Soru sormazsan o da kapalı kalır. Ne söylesin? İşte mektubatla lemmalar Hulusi abiyle Refet abinin sorularıyla meydana gelmiş. Bir şey kafalarına takılmış, yazmışlar üstadı. Üstadım böyle böyle bir şey var, bunun hakkında ne buyuruyorsunuz? Üstadım ne dersiniz? Hatta Refet abi, üstad bir iki yerde diyor sen çok soru soruyorsun. Yani bir iki yerde de şey yapıyor ama seni kırmam diyor. Hulusi abi zaten onu da demiyor. Hulusi abinin sorularına cevap veriyor. İyi ki de sormuşlar, Allah onlardan razı olsun. Sormuşlar ki şimdi biz de açıp okuyoruz. Allah istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Sabahleyin hastalar risalesinden bir yer okuduk değil mi? Şifa oldu bize yani. Elhamdülillah. Yavuz abi dedi, Celal abiye şey oldu. Neydi? Ayar oldu, doping oldu yani. Bize de öyle oldu yani. Biz de şifa alıyoruz yani. Allah'a şükürler olsun. Risale-i Nur'da öyle bir iksir var yani. Denenmiştir, tecrübe edilmiştir. Ondan dolayı ne kadar nefis ve şeytan yorgunsun, yat, bu akşam da gitme, inşallah aramazlar, inşallah şey yapmayız derse de üzerine basıp gidince pişman olmuyor insan. Hakikaten de insan pişman oluyor. Hani bir daha önce de böyle konuşmuştuk. Şimdi mesela teravihe de gidiyorsun Ramazan'da. Yorgunsun, argınsın, miden dolu. Fakat teravihten çıktığın zaman ne kadar insan mutlu yani. Halbuki giderken ne kadar ağırlık yapıyor. Çıkarken ne kadar mutlu. Ramazan başlıyor, ne kadar insan bazen zor geliyor. Fakat bayrama ulaşıyor. Elhamdülillah diyor. Bitti. Tutanla tutmayan bir oldu. Derse gitmek de aynı şekilde. Yani derse gidiyorsun. Şeytan kelepçeleri takıyor. Her türlü şeyle uğraşıyor. Fakat gittikten sonra elhamdülillah diyorsun. İyi ki gelmiş. Defalarca böyle hasta, baş ağrısı. Buna çıkıyorum diyorum ki ya bir şey vardı ama neydi? Evet, öyle bir iksir var. Allah o iksirden istifade etmeyi nasip etsin. Bu da dördüncü sualiniz. Güzel bir sual. Allah anlamayı nasip etsin beraber inşallah. Dördüncü sualiniz. İnna Allaha ma'as sabirin. De hikmet ve gaye nedir? İnna Allaha ma'as sabirin. İnna Allaha, Cenab-ı Hak böyle teekit şeyle söylüyor. Yani muhakkak ki şüphesiz anlamındadır yani. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah kiminle berabermiş abi? Sabredenlerle beraberdir. Peki hiç böyle düşündünüz mü? Ya niye sabredenlerle beraberdir diyor Allah? Sabretmek nedir ki Allah sabredenlerle beraber olduğunu söylüyor? Yani sabretmek namaz kılma değil, oruç tutma değil, hacca gitme değil, zekat verme değil. Sabretmek ayrı bir şeydir. Ayrı bir fiildir. Ama Allah diyor sabredenlerle beraberdir. İnna Allaha, muhakkak ki şüphesiz Allah me'as sabirin. Onların arkadaşıdır. Onlarla beraberdir. Me'a, beraberdir yani. Allah onlarla beraberdir. Sabredenlerle beraberdir. Anlaşıldı mı abi? Demek ki sabırda çok büyük bir şey var yani. Bir Enbiya suresinde de ayrı ayet var. Allah peygamberlerin ismini sayıyor. Onu da çok dikkatimi çekmişti yani. Ve Zilkife ve İlyas'a 3 tane peygamber ismi sayıyor. Kullu mine sabirin diyor. Onlar diyor sabredenlerdir. Yani Allah onların sabredenlerden olduğunu övüyor. Sabırla övüyor peygamberleri. Eyüp Aleyhisselam'ı neyle övmüş Cenab-ı Hak? Bak hayatına baktı sabırla. Allah o peygamberleri de diyor ne güzel sabrediyorlardı diyor. O sabırla Allah'ın dikkatini çekmişler ha. Sabırla ön plana çıkmışlar.
ne derseniz artık. Şimdi hikmet ve gaye nedir? Yani Allah böyle diyor ama ne demektir yani? Sabredenlerle beraberdir. Ne demektir? Bu soruyu soruyorlar üstadı. Baksana sorunun güzelliğini. Biz böyle soru sorabilir miyiz? Allah sabredenlerle beraberdir. Ne anlamalıyız? Sabır nedir? El cevap. Cenab-ı Hak Hakim ismi muktezası olarak vücudu eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiş. Allah Hakim ismi, yani hakim demek her şeyi hikmetle yapan. Allah kainatta her şeyi hikmetle yapıyor. Abes bir şey yok. Allah acele etmez. Allah'ın sabır ismi de var. Hakim ismi var. Allah her şeyi hikmete göre binaen yapıyor. Sen dersen ki benim kızım hemen gelsin. Gelmez. Allah gönderir. Allah bir hikmete göre onu yapar. Allah sabreder, sana da sabrı tavsiye eder, ondan sonra yapar. Her şey hikmete binaendir. Vücudu eşyada da bir tertip var diyor. Yani eşyanın meydana gelmesinde, bir şeyin yaratılmasında da bir tertip var. Merdivenlerin basamakları gibi diyor Üstad Hazretleri. Ne demek? Şimdi binaya çıkıyorsun 5. kata. Şuradan zıplayabilir miyiz 5'e? 5'e nasıl çıkılır? Tek 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 birer birer şey. Dese merdivenleri onar onar atlayarak çıkayım. Boynunu kırarsın. Nasıl çıkılır? Teker teker çıkarsın. Yani duruma göre yavaş yavaş. Yani adımının büyüklüğüne göre çıkarsın. Daha fazla şey yapsan yorarsın kendini. Allah da kainata öyle yaratmış. Allah istese elmaları gökten yağdırabilir mi? Ağacı diktin. Allah istese yarım saat içinde o ağacı büyütüp patır patır mandalineleri doldurabilir mi? Ama yapmıyor onu. Bir kış geçiyor üstünden, bahar geçiyor, yaz geçiyor, pişiriyor öyle yaratıyor. İşte merdivenin basamakları dediği bu. Tertibe göredir. Allah isteseydi Mekke'yi bir anda Müslüman ederdi. Fakat etmedi. Bak ne kadar bir yol çizdi. Ne kadar uzadı. İşler ne kadar... Bugün bir şey aklıma takıldı. Hacı, senin aklına takılmış mı bilmiyorum, hani sorayım. Mesela Efendimiz sahabelere diyor ki şeye gidin. Necaşi'ye gidin, Habeşistan. Efendimiz Necaşi'yi nereden tanıyordu? Ya Mekke'den yaşayan bizzat Efendimiz. Tamam, gençliğinde kervanlarla gitmiş gelmiş ama Habeşistan Kızıldeniz'in öbür tarafı. Orada adaletli bir sultan olduğunu, adaletli olduğunu, sahabeler giderse onlara iyi davranacağını nereden biliyordu Efendimiz? Demek ki dedim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, alimler öyle söylüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya gündemini takip ediyor abi. Dünyadan haberi var. Yani sahabeleri bak oraya kadar gidiyorlar. Halid bin Amr var bir sahabe, yolda yılan sokuyor, yolda vefat ediyor. Hatta sahabeler diyorlar ki bunun hicreti tamam olmadı, yolda öldü, sayılmıyor hicreti. Ayet nazil oluyor, Efendimiz diyor Halid'in hicreti tamdır. Gidiyorlar, son anda gemiye binip gidiyorlar Necaşi'ye. Mekkeliler Amr bin As'ı gönderiyorlar. Amr bin As'la Necaşi arkadaştırlar. Gönderiyorlar, diyorlar ki onları al gel. Efendimiz de bir mektup, Amr bin Ümmeye diye bir sahabe var. Amr bin Ümmeye Ad-Damri. Damr kabilesindendir. Peygamberimiz Amr'a bir mektup veriyor. O da Necaşi'ye gönderiyor. Hiç düşünmemiştim. Bir siyer kitabında geçiyor. Necaşi, hele bakın. Peygamber fetaneti, akıl zirvededir yani. Necaşi gençliğinde Habeşistan'da bir isyan hareketi oluyor. Necaşi'nin anne babasını öldürüyorlar. Necaşi de kaçıyor, yakalanıp köle olarak Arabistan'a satılıyor Necaşi. Bir köle olarak geliyor. O Necaşi'ye alan insanlar da Damr kabilesindendir. Ad-Damri, Damri kabilesinde. Necaşi, hatta Peygamber Efendimiz mektubunda gönderirken Amr'la Bedir'in zaferi olmuş o sırada. Bedir'den bahsediyor. Necaşi diyor, Bedir'de şöyledir, Bedir'de böyledir. O Damr kabilesi Bedir civarında yaşıyor. Diyorlar ki sen nereden biliyorsun? Ben orada çobanlık yaptım diyor. Sonra
o amca Necaşi'nin babasının yerine amcası geçiyor. Amca ölünce amcanın çocukları birbirine giriyorlar. Oranın heyeti toplanıyor. Diyor ki o ölen kralımızın aklı başında bir oğlu vardı Necaşi, Esame. Diyorlar haber gel bari o gelsin toparlasın. Mecbur kalıyorlar, zorunlu olarak gidiyorlar Necaşi'yi Damr kabilesine getiriyorlar, kendine kral yapıyorlar. Necaşi ile Damr kabilesinden Amr İbni Ümmeye Erdemri çocukluk arkadaşıylarmış. Beraber çobanlık yapmışlar. Onlar Amr bin As'ı gönderiyorlar ya. Efendimiz de Amr bin Ümmeye'yi gönderiyor. Amr bin Ümmeye de geliyor diyor ki Necaşi'ye diyor bunlar bizim kardeşlerimiz diyor bunlar. Necaşi oradaki sahabelere sahip çıkıyor bırakmıyor. Yani şu şeyden geldik buraya da bak ne kadar Allah istese kalpler onun elinde değil mi? Çevirir Müslüman ederdi. Ama ne kadar zorluklarla gitmiş, ne kadar. Damr kabilesi Mekke'den belki 360-400 kilometre uzak. Bu Amr bin Ümmeye ne zaman Müslüman oldu? Peygamberimiz ne zaman oraya İslamiyet'i gönderdi? Bu zat ne zaman Müslüman oldu? Nereden Necaşi'yi tanıyor? Nereden gönderdi? Bak ondan sonra Medine'ye geliyor. Oradaki ne kadar uzamış? 23 yıl sürüyor bak. Allah sabredenlerin en hayırlısıdır. Sabredersen olur. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabrın sonu es-sabara, men sabara, zafer. Sabreden zafere ulaşır. Hem dünyada inşallah da ahirette de yani. Eğer ki o tertibin şeyini bozarsan da diyor düşer başını kırar. Mesela sabretmedin, isyan ettin. Hem günah kazandın hem de eline bir şey de geçmiyor. O Cafer, hayır heyetin başında. Heyetin başına gidin. Evet, sabırsız adam Allah bir merdivene göre yaratmış. Mesela çocuk da doğdu, çocuğa yemek verirsin, su içirirsin. Çocuk bir yıllık olur, iki yıllık olur, işte 20 aylık olur, 30 aylık olur öyle. Desen ki ya ben sabırsızım, böyle çocuk olmaz. Hanım sen kolundan tut, ben ayağından tutayım çocuğumuzu büyütelim. Çeksek çocuğu öldürürüz. İşte sabırsız adam böyledir. Diyor ki sabırsız adam teenni yani tedbirli, akıllıca hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır, maksut damına ulaşamaz. Yani istediği arzuya ulaşamaz. Bozar. İşte çocuğu dedim ya çekmek gibi. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Bir şey hırs gösterip huzursuz olmak, sabırsız olmak, İsyana girmek, ağzından, ruhundan isyanla hareket etmek seni daha da özer, seni daha da çok sıkıntıya sokar yani. Ve netice de alamazsın, mahrumiyete de sebep olursun. Kendini özersin. Sabır ise, hırs buna sebep. Sabır ise müşkilatın anahtarıdır. Bütün zorlukların, sıkıntıların anahtarıdır sabır. Sabredersen, Allah senin kalbine ferahlık verir. Dönüp bazen arkana baktığın zaman diyorsun ya nasıl sabretmişim? Ya insan nasıl dayanmış buna? Ama Allah sabretmeyi veriyor. Sabredince veriyor. Sonra diyorsun ki ya elhamdülillah. Evet. El-kharisu khaybun khasir. Yani hırs gösteren hasarete sebep olur. Hırs gösteren kaybeder. Zarar eder. وَالصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ Halbuki sabır ise bütün ferahlığın, genişliğin anahtarıdır. Sabır. Durub-ı emsal hükmüne geçmiş. Yani atasözü haline geçmiş. وَالصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ Sabredersen ferahlığa çıkarsın. Al sabret. Demek Cenab-ı Hakk'ın inayet ve tevfiki, bak burası çok önemli, Allah'ın yardımı, Allah'ın seninle beraber oluşu sabırlı olmanla ilgilidir. Allah'ın yardımı sabırlı adamla beraberdir. Sabırlı bir de ince bir iman meselesi de var sabırda. Dikkatinizi çekeyim, anlamaya çalışayım inşallah. Siz de anlamaya çalışın. Sabırla Allah'a güveniyorsun demektir. Anladınız mı? Sabırla Allah'a güveniyorsun. Sabırsızlıkla da
Haşa, sanki Allah'tan zorla bir şey istiyorsun. Allah'ı bir şeye zorluyorsun gibi. Yani günaha giriyorsun. Sen kimsin? Allah senin dediğini... Allah beni... Olmaz öyle. Sen sabredeceksin. Allah sana ihsan edecek. Yani imanla Allah'ın sabır şudur. Senin dışında... Dikkatinizi çekeyim abi. Senin dışında seni... Selim abi dikkat et. Seni senden daha iyi bilen bir Rabbin olduğunu bilmektir. Sabır. Anlaşıldı mı? Ve sen bir yerde işini ona bırakmışsın. Tevekkül yani. Sabır. Allah'ım ben şu anda bunu yapabiliyorum. Elimi açtım, dua ediyorum. Başka da elimden bir şey gelmiyor. Bazen derdim arkadaşlara. Diyordum, abi buradayız. Elimizden bir şey geliyor mu? Yok. Bir şey yapabiliyor muyuz? Yok. Sabredelim abi. Elimizden sabır gelebiliyor, sabredelim. Elimizden bu geliyor. Sabredelim. Sabretmeyi elimizden alamıyorlar. Bu sabırsızlık verin onlara, öyle bir şey yok. Sabır içinde iman olması lazım. Tabii, iman olması lazım. İmandır. Onu demek istiyorum zaten. Sabır imanın gereğidir ha. Yani... sabır. Belalar diyor, sel gibi üzerinize gelse, yağmur gibi üstünüze gelse sabredin. Evet, çünkü sabır üçtür. Sabrın da üç yerde sabretmek lazım abi, en önemlisi. Birisi masiyetten kendini çekip sabretmektir. Ne demek bu? Günahlardan kendini çekip sabretmek. Bu sabır bizde tonlarca olması lazım. Ahir zaman ortamında, sokaklardan, televizyonlardan, çevreden günahlar sel gibi üzerine yağarken sabretmek. Günahlara sabretmek. Çok müthiş bir şeydir bu abi ya. Zordur da sabretmek. Ya Rabbi bu kadar. Yani bir değil, iki değil. Her gün. Her gün sabredeceksin. Günaha girmemek için. Günaha girmemek çok büyük bir sevaptır. Mesela bazen böyle bahsediyoruz ya. Diyelim ki bir şey çok günahtır. Böyle hocalar çok onu söylerler. Falan şey yapma çok günahtır. Aslı şudur. Ters orantılıdır abi. Bir şey ne kadar günahsa onu yapmamak da o kadar sevaptır. Mesela diyelim ki işte zina çok büyük bir günahtır. Ama onu imkanın varken onu yapmasan Hazreti Yusuf oluyorsun. Allah Hazreti Yusuf gibi olmayı nasip etsin. Bak imkanın var onu yapmıyorsun. Bak Hazreti Yusuf gibi oldun. Gıybet çok büyük bir günahtır. Ama ortamın müsait. Tam gıybetlik mevzular da var. Ama gıybet yapmıyorsun. Gıybet yapmadın diye çok büyük sevap kazanıyorsun. Burada da şunu da söyleyelim abi. Gıybet akraba arasında oluyor ha. Peygamber Efendimiz'in öyle bir hadisine rastladım. Mesela en çok diyor Peygamberimiz akrabaya böyle sıla-i rahmi, akrabaya işte baba dostlarını böyle hadisleri var. Resulullah tavsiye ediyor değil mi? Ama şöyle bir hadis de var. Aşırı derecede böyle akraba ortamlarında bulunman da gıybete sebep oluyor abi. Şimdi mesela diyelim ki ben Yavuz abinin yengesinin gıybetini yapamayız. Amcasının eşinin gıybetini yapamayız. Ben tanımıyorum. Ya da benim yengeme, benim amcamın kızı. Yapamayız. Ama hacıyla anasını anlatırız. Ya da o diyelim ki işte amca çocuğuyla bak birbirini tabii bir de eksikliğini biliyor. Yanlışını biliyor. Bir duydun mu evine ne almışlar? Hele bak ne. Bak mevzu girebiliyor. İşte bu imkan varken bunu yapmamak büyük sevap. Bak bunu yapmamak büyük sevap. E düşün mesela her bunu yapmadığın gün sevap kazanıyorsun. Niyetin Allah için. Evet günahlara karşı sabırlı olmak yani. Günahlara karşı. Ben şurada bunu da söyleyeyim abi. Bir de günah işlediği halde Allah'ın dergahından kaçmamayı, onun kapısında sabırla beklemek. O da ayrı bir şeydir. Yani burada kastedilen mana tam olarak o değil. Ben ekliyorum onu. Yani ne olursa olsun Allah'ım, ben ne kadar günahkar da olsam senin kapındayım. Senden başka gidecek yerim yok ya Rabbi. Ben senin kapındayım. Ben tevbeyi sana ediyorum. İstiğfarı sana ediyorum. Ben senin beni affetmeni bekliyorum ya Rabbi. Ben, sen benden başka kimse affedemez ki.
Beni sen affedeceksin ya Rabbi. Çok günahkarım. E senin rahmetin çok büyük. Bir Allah dostlarından zannedersen Beyazıt Bistami Hazretleri için söylüyorlar. Vefat edince diyor, birisi rüyada görüyor onu. Diyor ki Allah sana kabirde nasıl davrandı? Yani yapın da işe yarar mı bilmiyorum. Diyor bana demiş ki, melekler geldi demişler ne getirdin? Yani dünyadan geldi, amel ne getirdin? Diyor Beyazıt Bistami Hazretleri demiş ki bir fakir, berduş, fas fakir yani. Bir padişahın dergahına gitse padişah ona sorar mı ne getirdin? Ne getirebilirim? Hiçbir şey getirmedim. Günah getirmişim. Ben fakir berduş ne getireceğim diyor. Senin rahmetinden ümit ediyorum. Diyor Cenab-ı Hak demiştir. Güzel bir cevaptı. Affedin onu. Aklınızda tutun. Belki işe yarar. Belki işe yarar. İkincisi. Şimdi masiyete karşı sabır. Bu sabrı yapmak, günahlara karşı sabretmek takvadır. Yani günahlardan çekinmek, muhafaza etmek takvadır. İnna Allaha ma'al muttaqin sırrına mazhar olur. Bu sabrı yaparsa yine ayette geçiyor. Allah Bakara suresinde Allah takva sahipleriyle beraberdir. Bak bir sabırla o takva sahipleriyle beraber oldu. İkincisi bu birdi. Üç tane dedik ya. İkincisi musibetlere karşı sabırdır ki tevekkül ve teslimdir. Musibet başına geldi, sıkıntı başına geldi, dert, hastalık, çaresizlik, elin kolun bağlı. Ne kadar zordur. Yani düşünün abi. İnsan mesela Allah muhafaza işte mesela hacinin kızı. Kız çocuğu düşünün ya. Bak kız çocuğu insan der ki dünyayı yıkayın. Ama çaresiz. Elim kolum bağlı. İşte bu sabırdır. Bu teslimiyettir. Bu tevekküldür. Allah'a teslim olmaktır. İşte bu da innallâh me'al sabirin sırrına mazhar olmaktır. Bu. Bunu yaparsa, musibetlere karşı tevekkül ederse, tevekkül ve teslim Allah'a dayanırsa, Allah'ım sana dayandım. Tevekkül, ben yine çok hoşuma gitmişti. Sade Taftazani tefsirinde geçiyor abi. Diyor, hasbunallah ve ni'mel vekil. Tam o sıralarda da ben o başımıza o musibet gelmişti. Abdurrahman bana bir tesbih vermişti köyden. Ben de o tesbih küçük bir şeydi böyle. Böyle o karanlık şeydeyken de ben onunla 500 defa bitiriyorum bir 500 daha bir 500 daha. Hasbunallah ve ni'mel vekil çekiyordum. Ama bir taraftan da telaş vardı yani ne olacak? Şimdi ne olacağını bilmiyoruz. Sonra Sade Teftazani'nin tefsirinde okudum diyor bir adam hasbunallah ve ni'mel vekil gönülden derse eğer içinden gelerek hasbunallah hasbunallah ve ni'mel vekil şu demektir. Allah'ım ben seni vekil tayin ettim. Eğer diyor sen müvekkil olduysan birini de vekil tayin ettiysen o vekiline güveniyorsan rahat ol. Sade Teftazani söylüyor. Hasbunallah ve ni'mel vekil daha ne istiyorsun? Şimdi düşün dünyanın en süper bir avukatı tutmuşsun sen onun vekili olmuşsun. O da senin vekilindir. Rahat ol. E ya dünyanın en süper avukatı değilsen Allah'a demişsin hasbunallah ve ni'mel vekil. E daha neyin derdin desin? Ya bırak. Üstad. Ne olacak yani? Sonu deniz olsa geniş bir kabirdir. Ölsen ne olacak? Allah'a bırakmışsın. Ölsen Allah'ın dergahına gideceksin. Vefat etsen Allah'ın yanına gidiyorsun. Kaçacak yer yok. Ona gideceksin. E sen de zaten ona bırakmıştın. Eğer bunu yaparsa diyor, yani tevekkül ve teslim Allah'a dayanırsa, Allah'a teslim onun yanına koştun. Bir musibet geldi, onun yanına koştun. Hani Üstad Hazretleri diyor, çocuğa diyor bir şey olduğu zaman tokadı atan anne de olsa çocuk yine annenin sinesine sığınır. Musibet Allah'tan geliyor, sen yine Allah'ın sinesine saklandın. Allah'a teslim oldun. O zaman innallâhe yuhibbul mütevekkilin olursun. Allah tevekkül edenleri seviyor. Vallahu yuhibbu sabirin olursun. Allah sabredenleri de seviyor. Allah bize de böyle iman versin inşallah. İşte böyle dersleri okuyunca da bu sefer de o şey genişliyor. Sahra gibi oluyor.
Elhamdülillah. Bütün sıkıntı bitiyor ya Mesut abi. Vallahi ya. Vallahi böyle okuyorduk. Şey dedi ya sana neydi? Dedi adam diyor ben burada. Neydi söylesene onu. Ali abi dedin ya dışarıda abime demiş. Adam geliyor. Ağlıyor. Sonra bir ders dinliyor diyor demiş ben ömür boyu da burada kalsam. Vallahi hep bu sabirin şerefine mazar oluyor. Bu şerefe mazar. Allah'ın sevdiği sabredenlerden olur. Ve sabırsızlık ise Allah'tan şikayeti tazammum eder. Allah'tan şikayet var içinde sabırsızlık. Ne oldu? Ne zaman oldu? Niye olmuyor? Niye olmuyor? Ya niye olmuyor? Ben mi yaratıyorum? Allah yaratıyor. Haşa Allah'a niye olmuyor diyebilir miyiz? Allah'ım bana şifa ver. Allah'ım bu musibeti başımdan geçir. Allah'ım bu işler böyle haşa Allah'a, Allah'ın işine karışmaktır bu. Sen Allah'ın işine karışıyorsun. Ve bak şu cümle çok önemli. Ef'alini tenkit ve rahmetini ittiham. Bak Allah'ın yaptığı fiilleri tenkit ediyorsun. Eleştiriyorsun Allah'ı. Allah'ım bu benim başıma niye geldi? Niye benim? Niye böyle oldu? O işi kim yaptı? Hatırlayın. Kısaca söyleyeyim. Allah hani melekleri yaratırken Azrail Aleyhisselam'a diyor ruhları kabzetmek vazifesini verdi değil mi? Azrail Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a niyaz-ı hikmetle buyurmuş ki ya Rabbi ruhları alacağım ama benden çok kızacaklar bana yani şikayet edecekler. Allah buyuruyor diyor ki seninle diyor kullarımın arasına musibetleri perde edeceğim. Musibetlere gidecekler sana gelmeyecekler. Yani hani diyoruz ya işte kanser oldu, trafik kazası oldu, kalp krizine. Kimse demiyor. Halbuki hepsini yapan Azrail. Üstad Hazretleri diyor haddi zatında Azrail de perdedir. Oklar Allah'a gitmesin diye Azrail perdedir. Allah yapıyor Allah. Allah'tan izinsiz ağaçtan yaprak düşmez. Ayet-i Kerime'de öyle geçiyor. Allah'tan izinsiz havada zerre hareket etmiyor. Tabii Azrail de can verecek. O da bitecek. Şimdi her şeyi yapan Allah'tır. Neticede diyelim ki bir zalim zulmediyor. Evet bir zalim zulmediyor. Allah onun belasını verecek. O günahını kazanıyor. Ama perde arkasında Allah var ya. Sen o zalime tepkini gösterirsin. Fakat olan işlere sabredersin. Çünkü olan işler zalime tepkini verirsin. Allah'a da tevekkülünü verirsin. Ya Rabbi sana teslim oldum. Çünkü perde arkasında o işe müsaade eden Allah'tır. Eğer ki başına gelen hastalık, musibet, sıkıntı ne olursa olsun ona itiraz edersen Allah'ın fiiline itiraz ediyorsun. Yani Allah'ın yaptığı bir işe o hastalığı Allah verdi. Niye verdi diye Allah'a tenkit ediyorsun. Bir de şu cümle çok önemli. Rahmetini ittiham ediyorsun. Allah'ın rahmetini suçluyorsun. Allah'ın rahmeti %99'u yanındadır diyor. %1'i bütün mahlukata dağılmıştır. O %1'le sen evladını seviyorsun. %99 rahmeti olanı suçluyorsun. Bana niye böyle oldu? Ya da kendini ya da işte bir musibet başına gelmiş. Allah'ı suçluyorsun. Allah'ım niye böyle bir şey müsaade ettin? Bu olmamalıydı. Başımıza bu gelmemeliydi. Allah'ın rahmetini suçluyorsun. Çünkü Allah onu görüyor ve müsaade ediyor ona. Çocuğun ölmesine Allah müsaade ediyor. Hastalanmasına Allah müsaade ediyor. Başına gelen musibetin gelmesine Allah müsaade ediyor. Eğer ki dilini isyana götürürsen bu sefer Allah'ın rahmetini itham ediyorsun. Anladınız değil mi abi? Rahmetini suçlama oluyor ha. Niye böyle bir şey? Senin rahmetin yok mu? Niye böyle bir şey müsaade ettin? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Mekke'de sahabeler çok işkence çekince elini açıp şöyle demiş. Ma ahlanake ya Rabbena demiş. Ya Rabbi ne kadar halimsin. Böyle demiş bak. Allah ne kadar halim. Seyrediyor. Rahmetini itham etmeyeceksin. Bakalım sonunda ne olacak. Bir şey dedi. Allah eğer ona muvaffakiyet ayette geçiyor. Muzafferiyeti kendileri için hayır sanmasınlar.
başarı üstüne başarı verir. En sonunda Allah belasını verir. Onu kendileri için başarı sanmasın. Ama engel olmuyor. Evet. Devam ediyor. Allah ona bir dereke seçmiş diyor. Oraya yetişecek. Eğer ve hikmetini, yani rahmetini ittiham, bak dikkat edin abi. Efalini tenkit, yani fiillerini tenkit etti. Rahmetini suçladı. Bir de hikmetini de beğenmemek çıkar. Hikmet neydi başta dedik? Her şeyi yerli yerine koyuyor. Onun yeri şu anda orası. Onun yeri şu anda orası. Allah koydu abisi, ben ne yapayım? Niye koydu? Niye böyle oldu? Bu hastalık benim ayağıma niye girdi? Yahu Allah yaptı. Hikmeti böyle iktiza etti. Ha, sabırsız şey söyleyecek şimdi. Peki ne yapacağız yani? Ama o hikmet öyle uygun gördü, öyle yaptı. Ona karşı sabırla hareket edeceksin. Eğer isyana girerse dilin, beğenmemek çıkar hikmetini. Allah onu öyle uygun gördü, öyle yaptı. Onu uygun görmüyorsa hikmetini beğenmemek çıkar. Peki aklına gelir bu sefer, dersin ya bizim hastalık, Celal abinin ayağına hastalık girmiş. Bu arkadaşın benim öyle onu, hepimizin bir musibet başımıza geldi. Peki ne yapacağız? Onu da söyle. Tam onu aklımıza gelecek şimdi. Yahu ne yapacağız, tamam da? Evet. Şimdi söylüyor onu bize. Evet. Musibetin darbesine karşı. Musibet darbe vurdu ya. Bir başımıza bir şey geldi ya. Hastalık geldi, sıkıntı geldi. Musibet geldi ya, darbeydi. Şekva suretiyle böyle bir anda şikayete girip bir anda ah vah eylemek, aciz ve zayıf insan ağlar. Bize yol verdi, şimdi ağlayabilirsiniz dedi yani. Ya ne yapalım ha? Aciziz ha ya Rabbi, biliyorsun. Ne yapayım? Bende peygamber sabrı yok ki. Aciziz, ağlıyoruz. Musibetin darbesine kadar aciz insan ağlar. Elbette diyor bak. Ağlar. Zayıf insan ağlar. Peki nasıl ağlayacak, onu da söyleyecek bize. Yani onu yapabilirsin. Fakat 40. hoca dedi fakat. Fakatın sonu sakat. Hemen fakattan sonra bir şey diyecek bize. Öyle yapmayın demektir o. Ağlar, aciz ve zayıfız. Aciz ve zayıfız, ağlar. Fakat şekva, yani şikayet ona olmalı, ondan olmamalı. Yani başına bir musibet geldi, bir sıkıntı geldi, vaveyle edeceksin. Ağlıyorsun ya, Allah'a ağlayabilirsin. Allah'a içini dökebilirsin. Allah'a yalvarabilirsin. Fakat Allah'ın o sana başına gelenden dolayı ondan, ya bu başıma niye geldi diye ağlama. Ona ağlayabilirsin. Nasıl? Onun yolunu da bize söyleyecek. Şöyle, Hazreti Yakup aleyhisselam gibi. İnnemâ eşku besi ve hüzni lillâh. Hazreti Yakup aleyhisselam böyle demiş. Demiş, ben derdimi, üzüntümü Allah'a şikayet ediyorum. Ya Rabbi demiş, bu musibet, bu sıkıntı. Ben alttan gelemiyorum. Bu zalimin hakkından gelemiyorum. Allah'ım ben sana şikayet ediyorum. İnnemâ eşku besi ve hüzni lillâh. Ben hüznümü, şikayetimi, Allah'ım sana şikayet ediyorum. Allah'a şikayet edebilirsin. Geçen söyledik ya, yine bir tefsirde geçiyor. Yakup aleyhisselam için diyorlar. Mesela bir anne çocuk doğurması 54 tane kemiğinin birden kırılması kadar acı çekiyormuş. Hazreti Yakup aleyhisselam için diyorlar ki 50 annenin doğumu kadar acı çekti diyor Yusuf'tan ayrılınca. 50 tane annenin doğumu kadar acı çekti. Gözlerini kaybetti bak. Ama Allah'a için döktü. Allah'a şikayetini Allah'a sundu. Allah'tan şikayet etmedi. Yapılan şeyden dolayı bu niye oldu? Öyle değil. Böyle olması lazım. İnnemâ eşku besi ve hüzni ilallah demesi gibi olmalı. Yani musibeti Allah'a şekva etmeli. O musibeti Allah'a şekva etmeli. Bir alim bizzat öyle diyor. Mesela diyor, bir yere gittin, adamın köpekleri sana saldırdı. Sen desen ya bu köpekler bana niye saldırdı, ya da köpeklerle mücadeleye girsen, köpekler seni parçalar. Hiçbir faydası olmaz. Ama köpeğin sahibine desen ki hello, bu köpekleri tut, adam bir yapar gelir. Sen köpeklerle ne uğraşıyorsun? Bu niye böyle oldu? Bu musibet nedir? Ya köpeklerle ne uğraşıyorsun? Sahibine.
sahibine şikayet et. Sahibi Allah'tır. Halini, bu musibeti de Allah'a şikayet et. Allah'ım sen ferahlık ver. Yani yoksa Allah'a demesi gibi olmalı. Yani musibeti Allah'a şekva etmeli. Yoksa Allah'a insanlara şekva eder gibi, Allah'ı insanlara şekva eder gibi, eyvah, of, bu nedir, nereden başıma geldi, ben ne ettim de başıma geldi diyerek, aciz insanların acımasını, aciz insanların yardımını, aciz insanların senin halini sormasını, ya işte benim amcaoğlu aramadı, teyzeoğlu aramadı, filan aradı filan, ya boş ver, arası araması kendisinin meselesi. Onların şeyini çekmeyi niye düşünüyoruz ki? Allah'a, bu işin sahibine bağlandıysan, teslim olduysan, aciz insanların rikkatini, acımasını tahrik etmek zarardır, manasızdır. Manasızdır. Ben böyle Risale-i Nur'u yeni yeni okumaya başladığım zaman memlekete gitmiştim. Babam hastaydı, 97-98'ler falan. Zaten son 10 yıldır her gün ölüyordu yani. Diyordu ben ölüyorum. Diyordu ben ölüyorum, gidiyordu oduna. Tam o sıralarda ben vefatından önce de ben gelecektim. Dedi ki gitme ben ölüyorum. Dedim zaten 10 yıldır diyor ben ölüyorum. Ben geldim 13 gün sonra vefat etti. Şimdi hep şey yapıyor. Büyük abimin, annemin, bizim şefkatimizi, o acıma şeyimizi tahrik ediyor. Ay, ay. İşte Honduras'ın deşi, Kelekam deşi, yani yan tarafım arıyor, bilmem şuram arıyor. Yani böyle herkes halimi sorsun. Böyle naz yapıyor böyle. İstiyor ki millet halini sorsun. Ya da abim, babam, ben, annem, onlar halini soralım. Ben de bir gün yana oturdum, böyle biraz Risale'den bir yer okudum, Hastalar Risalesi'nde. Kitabı da ona verdim, lemaları. Dedim ki baba buradan oku. Dur bak, dur. Dedim buradan oku. Bir aradan birazdan baktım böyle okuyor, sayfaları hızlı hızlı çeviriyor. Benim babamın Türkçe okusu o kadar hızlı değil. Dedim baba ne yapıyorsun? Dedi Arap şeyleri okuyorum geçiyorum. Dedi zaten diğeri onun manası değil mi? Aslını okuyorum dedi. Aslını okuyor diğeri anlamıyor ama. Şimdi dedim ki bir gün babacığım. Dedim ya sen diyorsun ay ay. Annemi çağırıyor. Melek annemin Melih Hadir adı yanıma otur. Dedim annem sana. Senin içinde rahatsızlığın var. Kalp rahatsızlığın var. Damar tıkanıklığın var. İşte bilmem. Bir sürü rahatsızlık. Dünyada ne hastalık varsa babamda vardı sanki ya. Bütün ilaçları kullanıyordu. Yoldan bir ilaç, yoldan da gelse diğer ilacını ver belki bana yarar. Öyle. Yaşlar hepsi öyle abi. Yaşlar, bütün hastalıklar onlarda var. Dedim baba niye böyle yapıyorsun? Dedim annemin sana ne faydası var abim? Bizim sana bir faydamız yok ki. Sen niye böyle? Bir de böyle yapıyorsun. Ay, ay, ah, 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 of, of. Böyle yapıyorsun dedim. Bu da uygun değil dedim. Onu diyeceğine Allah, Allah de. Zikirdir bu. Allah'ı an, Allah. Allah'la yat, Allah'la kalk. Allah de ya. Tamam dedi. Bir aradan bir iki gün geçti. Baktım ben orada oturuyordum. O da orada böyle bana bakarak böyle bir Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Yani benden diyor ki yani diyeyim baba ne güzel diyorsun ya. Sana helal olsun. Baba ne güzel Allah, Allah diyorsun. Onu da bekliyor benden. Diyeyim Allah'a. Bazen de unutuyordu. Ben giriyordum içeriye. Allah Allah Allah. Allah Allah. Yani yaşlıydı öyleydi yani ya. Ana bir faydan yok ona. Onu demek istiyorum abi. Allah rahmet eylesin cümlesine inşallah. Bu da ikinci sabırdı. Üçüncü sabır. Bitiriyorum abi. İbadet üzerine sabırdır ki şu sabır onu makam ve mahbubiyete kadar çıkarır. Bu da Allah'ın sevgisini kazanma makamdır, makam-ı mahbubiyet. İbadette sabır. Biraz önce dedik ya günahlara karşı sabır. Her gün. İbadet de öyledir. Hani üstada birisi sormuş ya, namaz iyidir, güzeldir, her gün, her gün. Beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. Yahu hakikaten, bir gün birisine dedim, yahu hakikaten her gün, her gün kılmak çoktur. Dedi, yahu günaha giriyorsun. Niye öyle diyorsun? Dedim, bir devamını okuyalım mı? Üstü açtım. Üstad diyor ki, bir gün diyor sinnen cismen rütbeten büyük bir adam bana dedi ki, namaz iyidir, güzeldir fakat her gün beşer defa kılmak çoktur, bitmediğinden usanç veriyor. Bakıyor insan ya. O zatın o sözünden hayli zaman sonra nefsimi dinledim, baktım
şeytandan aldığı dersle, telkinatla aynı şey söylüyor. Ne oldu? Üstadın hepsi de aynısını söylüyor diyor. Bak kendisi söylüyor. Haşa belki bize ders olsun diye söylüyor. Ama söylüyor. Ama bizim nefsimiz söylüyor. Benim nefsim söylemiyor diyen var mı abi? Her gün. Bazen insan bıkar, bazen sever, bazen namaz vaktini özler. Ama devamlı yapmak sabırdır. Seni makam ve mahbubiyete çıkar. Buna rağmen vazgeçmemek ya. Buna rağmen devam etmek. İşte. İşte bunu. Birisi bana dedi ki başlasam. Ya başla. 3 vakit kıl. 5 vakit kıl. 4 kıl. 2. İşte şeytan da oradan da şeytan giriyor. Ha öyle de diyor, bana da çok demişler dedi ya, bunlar niye böyle yapıyor dedi, namaz 5 vakit değil mi dedi ya, dedi 2 vakit tak gece kalkıyorum namaz kılıyorum, bir de dedi saat 9:10'dan sonra da hepsi namaz kılıyor, siz namazları 7 vakte çıkarmışsınız dedi. Aradan biraz zaman geçince dedi elhamdülillah ben de artık dedi Ecevit namazını ben de kılıyorum dedi. Ecevit namazı teheccüd ediyor, Ecevit namazı teheccüd dili var mı değil mi, bir de bunları da okuyoruz dedi ya, bu irsaliyeler de çok güzel. İrsaliyeler çok güzel dedi. O da şey yaptı yani. Şu sabır, yani ibadette sabretmek. Yani Ramazan geldi, sabırla bir ay tutuyorsun. Pazartesi, Perşembe'yi tutmaya çalışıyorsun. İşte ibadet ediyorsun yani. Bu da ayrı bir sabırdır. Seni makam mahbubiyete çıkarır. En büyük makam olan ubudiyet-i kamili canibine sevk eder. Yani mükemmel bir kulluk seviyesine seni çıkarır. Sabırla devam edersen inşallah. Allah sabırla devam edenlerden eylesin. Sabrı anlayanlardan eylesin inşallah. Allah rızası için, hepimizin geçmişleri ruhu için, ev sahibinin de geçmişleri ruhu için, hepimizin geçmişleri ruhu için, Allah rızası için. El-Fatiha ve Esselam.